Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Derin Kutu ile karşınızdayız. Birbirinden kıymetli 5 tane konuğumuz var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Ankara stüdyosunda Serdar Arseven. Üstad hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Ben de hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Ertuğrul Akar, TİMAK Genel Başkanı. Sizler i̇yi de hoş yayınlar, geldiniz. İyi programlar. Yine hukuk arkadaşlarımızdan Ebu Bekir Elmalı, Dem Birder Genel Başkan Yardımcısı. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Harun Meral, Türk Dünyası uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Cemil Çolak yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Harun Meral Bey, Türk dünyasında önemli çalışmalar yapıyor. Her ne kadar iş adamı kimliği de olsa kendine bir meşvere duygusu üzerinden iyi bir alan bulmuş. Özellikle bu görüşmelerin pozitif yönü üzerinden ben size sormak istiyorum. Ertuğrul Bey'in özellikle Azerbaycan politikaları üzerinden Türkiye ile ilgili bir aydan fazladır kapıların kapalı olması, ticaret koridorlarının çalışmaması, agresif ve refleks tutumu üzerinden Türkiye'ye karşı biraz kızgınlığını ifade eden açılımlar yapması, hem Türk Cumhuriyetleri hem Azerbaycan-Türkiye ilişkileri açısından siz ne diyorsunuz? Sabri Bey, teşekkür ederim. Malum haliniz Turan coğrafyasında, Türk dünyasında arzu ettiğimiz siyasi olgunluk, arzu ettiğimiz kadim devlet yapısına uygun yapı henüz teşkil etmedi. Her ne kadar 7 tane devletimiz var gibi gözükse de Rus internantında eski Rus mantalitesine göre hareket eden kadroların takibinden henüz kurtulamadıkları için zaman zaman Türkiye'nin de aleyhine olabilecek kararlar alabiliyorlar. Bir de şunu da unutmamak lazım. Buradaki konuklarımız o konuya hiç dikkat çekmediler. Daha doğrusu ilk konuşmacımızın dikkat çekmesini umduğum bir husus vardı. Azerbaycan konusunda, Karabağ konusunda en az bizim kadar İsrail'den de destek aldıklarını, İsrail'in de Azerbaycan noktasında ağırlık koymaya çalıştığını da göz önüne alarak bu kararları verdiğini ben düşünüyorum. Dün burada bir program vardı Akit TV'de, onu izledim. Bir cümle vardı. Beni yerimden zıplattı kelimesi belki argo olacak ama aynen öyle oldu. Eğer biz Turan'ı kuracak bir atılım yapmazsak Turan'ı İsrail gözetiminde birileri kuracak şeklinde dün bu stüdyoda bir konuşmacının ağzından böyle bir şey duydum ve o %100 doğruydu. Türk dünyasını ihate edecek, kuşatacak, orada kadrolaşmada, devlet yapısının oluşmasında etkili olacak ağırlığını Türkiye'nin koyması lazım. Bu duygudan uzaklaştıkça biraz önce başkanımın dediği gibi bizim bizden başka dostumuz yoktur. Dost gibi görünenlerin bir süre sonra desteğini çektiği Azerbaycan zaman, yönetiminin Cohen ailesiyle doğrudan akraba yani cümhur evet, olduğunu işte, siz daha unutmamamız gerekir. İşte bu sebeplerden kardeş dolayı kardeş duyguları üzerindeki samimiyeti bir kenara bırakmamız gerekiyor. Anlaşılan İsrail bizden iki adım önde. Bence de. Biraz buraya bakmak lazım. Evet. Peki. Dolayısıyla halk değil, yaşayan, o coğrafyada yaşayan insanları kastetmiyoruz. Hı hı. Yani Kazakistan, Kırgızistan, işte Azerbaycan, Özbekistan, Güney Türkistan, hatta Doğu Türkistan yönetimi. Yani üst yönetimlerin özellikle ben sormak istiyorum size. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk Cumhuriyetleri üzerindeki, Türk dünyası üzerinde yaptığı çalışmalar, akil heyetin içerisinde Aksakallar grubu vesairesi derken, Türk dünyası buraya nasıl bakıyor? Yani Türk dünyasının nasıl baktığını tabii ben net olarak şu anda ifade edemem. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl o bölgeleri sahipsiz bıraktı. 90 geçmiş, yıl boyunca. 90 yıl sahipsiz bıraktı. O sahipsizlikten kaynaklanan bir güvensizlik var Türkiye'ye. Bazı bölgelerde biliyorsunuz evet, 300 yıldır bağımız aynen, yok. Aynen. Dolayısıyla yeni yeni oluşan STK'ların, hükümetin, devletin, iş adamlarının, basın yayın kuruluşlarının, yazarların, çizerlerin
hükümet dışı faaliyetlerde dahil topyekun baktığımız zaman yavaş yavaş oluşan bir güven var. Yani Türk beklenendir duygusu ağır ağır o coğrafyalarda oluşuyor. Ben onu gözlemliyorum gezdiğim yerlerde. Fakat sistematik bir şekilde henüz bu kurumsallaşmadı. Buradaki heyet hatırlar. Rahmetli Alparslan Türkeş döneminde Türk Devletleri Kurultayı yapılmıştı. Hı hı. O kurultayın notları şu anda içeride odada. Onlardan 5 tanesi bile bugüne kadar yapılmış olsaydı bugün biraz önce konuşmacıların konuştuğu, sizin ifade ettiğiniz Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği sıkıntıların belki yarısı olmayacaktı. Yani Türk devletlerinin işbirliğiyle alakalı Türk Devletleri Kurultayı'nda alınan kararlar hayata geçirilmiş olsaydı. Neden geçirilemedi? Bir, bizim devletimizi yönetenler. İki, diğer Türk devletlerini yönetenlerin bu konuya gerektiği hassasiyeti göstermemelerinden kaynaklı. Yani o konuda biraz zamana ihtiyaç var. Benim de en çok rahatsız olduğum konulardan biridir. Ancak şu çok önemlidir ki Rusya'nın uzun süre o bölgedeki asimile politikalarının çok etkin olduğu. Aynen. Halen birçok devletin her ne kadar Türk Cumhuriyeti olsa da Rus nüfusunun yoğunluklu yaşadığı yerler var. Bunları da unutmamamızda fayda var. Kazakistan'ın yarısı Rus. Burada Rusya'nın özellikle soft power Çin'in sistemi üzerinden bölgede dönem dönem inişli çıkışlı politikaları var. Peki çok teşekkür ediyorum. Birazdan bir tekrar geleceğim size. Harun Bey, Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalar kısmına ne diyorsunuz? Yani ben Türkiye, İran ve Rusya'nın yakınlaşmasının tek kutuplu dünyada bazı oyunları bozmaya yönelik çok önemli bir adım olarak görüyorum bunu. Çünkü bir Amerikan hegemonyası psikolojik olsa da, ekonomik anlamda da olsa, askeri anlamda da olsa dünyadaki herkesin beyninde tek kutuplu bir dünya oluşmuş durumda. Bugün gördüğümüz tablo kararlı bir tabloydu bana göre. Her ne kadar devletler arasında zaman zaman milli menfaatler açısından anlaşmış gibi görünseler de ertesi gün bir başka konuda tezat teşkil edilse bile bugün bir kararlı durum vardı. Fakat bir küçük endişem var. Yani Türkiye'nin, Rusya'nın ve İran'ın bu kararlı tutumu tek başına Suriye'de nihai çözümü getirmez diye düşünüyorum. Neden? Böyle bir endişeniz var. Biraz önce dostlarımızla bahsettiler. Orada bir YPG devleti kuruluyor. Hı hı. Ben zaman zaman Suriye'ye gidip geliyorum. Gerçekten çok modern silahlarla, özellikle o Tel Rifat bölgesinde çok modern silahlarla devletleşme yolunda adım adım ilerliyorlar. Yani bu ölçü müdür sizce? Ölçü, yani bir modern silah ve kurumsal olmayan bir hafıza üzerinden devletleşme. Ama uydu devlet tıpkı Kuzey Irak'ta olduğu gibi. Hı hı. Yani uydu devlet. Devlet denmez ama başka da tanım bulamıyorum. Uydu devlet. Onu kafaya koymuş. Kuzey Irak'ta biz uydu devlet diyebilir miyiz? Nereye? Kuzey Irak uydu devlet denilebilir mi? Bence şu anda uydu devlet Kuzey Irak. Yani hayır. Şimdi kamuoyunda şöyle bir yanlış algıya da sebep olabiliriz. Burada düzeltmeye ihtiyaç var. Kuzey Irak'ın devlet geleneğinde biliyorsun federatif yapı üzerinden doğrudan Irak anayasası üzerinden federatif bir devlet olarak, yani özelliği olan bir yapı olarak orada bulunuyor ve Irak Anayasası'nda mevcut. Yani bu dünden değil veya 90'lı yıllardan değil, geçmişten var olan bir şey. Şimdi bizim oraya uydu devlet dememiz bize etik olmaz. Yok. Çünkü resmi temaslarda bizim doğrudan diplomatik kısmı üzerinden. Bana göre resmi temaslarda direkt muhatap olmak da yanlış. Hı-hı. Çünkü o diğer tarafı da cesaretlendiriyor. Ben Kürt kimliğine bu anlamda karşı çıkmak için söylemiyorum. Uydu... Yani orada düzeltmeye ihtiyaç var. Onun evet, için ben, evet haklısınız. Fakat benim asıl vurgulamak istediğim konu şudur. kağıt üzerinde federatif gibi görünse de pratikte Barzan yönetimi Bağdat yönetimini hiçbir konuda ciddiye almıyor, takmıyor bile. Yani gerçek bu, pratikte böyle. Dolayısıyla o uydu devlet tanımı başka bir şekilde bu biraz da Türkiye'nin politikalarından dolayı olabilir mi? Yani geçmişte hatalarımız oldu. Şimdi peki. Kuzey Irak'a Suriye'ye dönecek olursak sahayı geziyoruz. Fiilen şu anda üçe bölünmüş durumda zaten. Suriye. Ya, evet. Yani biraz önce liderler toprak bütünlüğüne özellikle vurgu yaptılar. Altını çünkü çizdi. İhtiyaçtı yani bu cümleyi söylemeleri. Zira PYD'nin
hakim olduğu Suriye'nin üçte biri. 2,5 milyon insan orada yaşıyor. 6,5 milyon insan iç göç veya Türkiye veya dünyanın başka ülkelerine kaçmışlar, gönderilmişler. Orada ağır ağır bir yapılanma var. Şimdi Tel Rifat bölgesini buradaki arkadaşlarımız bilirler ama izleyicilerin anlaması açısından söylüyorum. Bizim içerimize girmiş bir hançer gibi. Şimdi yine buradaki dostlarımız çok iyi bilirler. Fakat izleyicilerin hafızasını tazelemek için söylemem gereken bir husus var. Biz Fırat Kalkanı operasyonunu Suriye rejimine karşı yapmadık. Yani IŞİD yönetimi, IŞİD işgaline karşı. Çünkü uluslararası arenada haklı bir sebeple orada bir terör örgütü var. Bize de tehdit oluşturuyor. YPG ve IŞİD üzerinden doğru. Zeytin Dalı'nı da YPG üzerinden yaptık. Dolayısıyla o anda orada öyle ince bir kalleşliğe uğradık ki biz. Yani ben bugünkü açıklamaları bir umut olarak görüyorum ama biraz önce dostlarımız da söylediği gibi oradaki kalleşlik kısmı nedir? O şuydu. Tel Rifat bölgesine Esed askerlerini gönderdi Rusya'nın gözetiminde. Bizim askerimiz onlarla çatışıp uluslararası bir faciaya, bir iki ülkenin savaşına meydan vermemek için, çünkü terör örgütü bahanesiyle biz orada operasyon yapıyoruz ya, kendi sınırlarımıza yapılacak saldırıları bertaraf etmek için uluslararası hukuktan güç alarak teröristlere karşı operasyon yapıyoruz ya, o anda teröristlerin önüne Tel Rifat'ta Suriye askerleri geldi. Bizim askerimiz bir şey yapmadı ve hançer gibi orada kaldılar. Operasyon bittikten sonra PYD'nin unsurlarına şehrin anahtarı teslim edildi. Şu anda oradan biz taciz ediliyoruz. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü Sayın Erdoğan'ın, Putin'in, İran liderinin açıklamaları güven verici. Ancak belirleyici ve kalıcı bir çözüm olamaz diye endişe taşıyorum. Çünkü ortada biraz önce Sayın Başkan'ın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın ısrarla altını çizdikleri gibi bir Amerikan handikapı ile karşı karşıyayız. Oradan ben çıkmam diyor. İşte bunun için dünya kamuoyunu arkamıza alacak yeni bir diplomasi atağına ihtiyaç var diye düşünüyorum ben. Peki. Meral Bey, yani şimdi Türk dünyası üzerinden bakalım. Bu Türk dünyası üzerinden kendini Türkçülükle bir tutup ve Türklüğü de milletlere düşman eden, evet, milletleri de Türklüğe düşman eden bir Türkçülük dünyası üzerine hizmet olabilir mi? Ümit Özdağ, iyi bir Türkçüyüm diyor. Evet. Türkçü tanımı nasıl bir şey? Şimdi tabii Türkçülüğü ırkçılık olarak algılarsak yanlış. Yanlıştır. Ama Türkçülük mensup olduğunuz milletin adıyla anılmak anlamında sosyolojik bir terim olarak değerlendirirse doğrudur. Nitekim Asr-ı Saadet'te Selman-ı Farisi Hazretlerine Peygamber Efendimiz dahil bütün sahabe Selman-ı Farisi, Farslı, İranlı Selman anlamında kendi mensup olduğu milletin ismiyle hitap etmiştir. Ben sözlerime başlamadan önce bir hususu açık getirmek istiyorum. Arkadaşımız çok sert bir eleştiri yaptı ve İşin içine babayı da kattı. Halbuki hem İslam inancında hem de medeni hukukta kimse babasından dolayı evladını, evladından dolayı babasını suçlu ilan edemez. Eğer öyle olsaydı Şaban dişliği nereye koyacağız? AKP iktidarında. Yani o vahim bir hadise. Yani en sıcak, en yakın darbe, daha can alıcı darbe, FETÖ darbesi ise dişliği nereye koyacağız? Kardeş ilişkisi. AKP'de bakanlık yaptı. Daha sonra herhalde bir büyükelçi vesaire. Şimdi baba oğul ilişkisi, anne kız ilişkisi bir insanın suçlanması için yeterli sebep değildir, bu bir. İkincisi yani şöyle bir şey var hocam. Özür diliyorum, araya gireceğim. Ümit Özdağ'ın Scorpi'de yaptığı açıklamalar var. Diyor ki ben istihbaratçıyım. İstihbaratlarla görüşürüm. Bana bilgi kaynağı gelir. Evet. Şunu şöyle yaparım. Şimdi böyle dediğinizde siz çok saf bir niyetle bu adama bakabilir misiniz? Yani ben kendisi akademisyen olduğu için
belli alanlarda, mesela akademide, askeri akademide, bu ülkenin polis akademilerinde. Yani. Hayır, böyle ya o ama işte diye o ama şey ama da. ders vermiş, o bir vaka. Bir de, dolayısıyla bir kısa cevap hakkı istiyorum. Ben tamam. Sonra. Ben bitireyim de. Şimdi nihayetinde ders vermiş. Yani neden verdi, niye verdi, vermedi, o ayrı bir konu vermiş. Dolayısıyla bu konumda olan bir insanın belli yerlerden, bilgi kaynaklarından bir şeyler alması bana doğal geliyor. Ben Ümit Hoca'nın, Ümit Özdağ'ın ırkçılık yaptığı kanaatinde değil. Yani buradaki bu bütün eylem ve söylemlerine rağmen. Bütün biraz önce bir parantez. Hocam yapıyor mu yapmıyor mu Bekir Bey? Hiç tartışacak bir şey yok. Çok merak ettim. Ne yapıyor peki? Yok, ben müsaade edin de. Ne şimdi hayır, özür diliyorum. Tekrar ben bitireyim de. Ya yani, vereceğim hocam. Evet. Yani bunun ırkçılık başka ne diyor? Önce bir ırkçılık tanımlayın. Yok değil. Bu yani şimdi, bildiğiniz etnik ırkçılık değil. Yok. Etnik ırkçılık asabiyettir. Nasıl yani asabiyet? Kendi ırkınızı bir başkasına üstün kılmak. Bu öyle demiyor. Bu diyor ki ben yani Ümit Özdağ'ı savunmak amacıyla burada değil. Şimdi arkadaşlar, dosya konuşacak olursak bu ülkede açık sınır politikasıyla muharebatın Türkiye'de hiç alakası yok. Tabii. Hiç alakası. Daha geçen hangi hafta ben sınırlarımız açık. Güneydoğu sınırlarında bir sürü insan geldi Suriye'den açık sınır. Suriye'deki olay alakası yok. Konu saptı gibime geliyor da. Peki, şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi asabiyet farklı, milliyetçilik farklıdır. Yani milliyetçiliği karşınıza aldığınız zaman biraz önce konuştuğumuz her şey boşa gider. Yani Tayyip Bey'in konuşmalarından o üçlünün Suriye ile ilgili dediklerini hepsi, biraz önce hepiniz diyordunuz ki milli birlik olmak zorundayız başarılı olabilmek için. Evet. Milli birliğin temeli milliyetçiliktir. Yani milliyetçilik soy ve kafatası kan birliği değil. Kendini Türk hisseden, biraz önce bir arkadaşlarımızdan biri söyledi. Kendini Türk hisseden herkes Türktür. Ben de aynı kanaatteyim. Şimdi burada bir dönem elimizi vicdanımıza koyalım. Yani gelenek olarak ben ülkücü bir gelenekten geliyorum. Sizler milli görüş ekolünden geliyorsunuz. Saygı duyuyoruz. Geçmişte ittifaklarımız oldu, arkadaşlıklarımız oldu vesaire. Şimdi bu ülkede ensar muhacir edebiyatıyla demeyelim de. Hayır. Sonuçta hadis. Yani değil. Edebiyat hadis. Muhacirliği küçültemezsin. O zaman hadisse yani. Kişi kavmini sevmekle kılanamaz da hadis. Edebiyatta kasıt değil. Yani şöyle. Propaganda diye. Yani. Bu ülkede ensar muhacir söylemiyle. Hı. Tamam. Geçtiğimiz 10 yıl önce. Evet. Oy devşirildi mi muhafazakar kesimden? AKP. Ne devşirdi? Oy aldı. Sempatik geldi herkese. Ben de. Kimden oy aldı? Muhafazakar kesimden. Tamam, neye göre yani? Şimdi yapılan parti, bir hamilik. Hayır ya, bir yere gelmek istiyorum. Ya bir dinlemiyorsunuz ama ki yani hiç uyumadı. Ben anlayamadım. Mesele ben şimdi ben şunu anlatmak istiyorum. Ensar muhacir söylemiyle o günkü atmosfer, o günkü siyasi, o günkü sosyal iklim içerisinde bu sempatik kavramla oy alındıysa bugün yanlış yönetilen göç politikası, yanlış yönetilen, bir an önce başkanın dediği gibi 5 milyon insanın, 10 milyon insanın yanlış, müsaade edin ya bir bitireyim. Şimdi peki, bu kadar insanın rahatsızlık verici. Ya biraz tahammülü olmanız gerekir. Dostça konuşuyoruz yani. Allah'ımız bir. Yani. Bak kardeşim, bak. Öyle değil. Değil. Ama dinlemiyorsun ki. Dinlemiyorsun. Siz de biraz önce dediklerinizin hepsini çözecek bir cümle kullandınız. Hiç müdahale etmedim. Dediniz ki, müsaade edin. Dediniz ki aşağı milliyetçilik, yukarı milliyetçilik. Milliyetçiliği niye hafife alıyorsunuz? Türk milliyetçiliği olmasa hiçbirimiz burada oturamayız. Bu duygu olmazsa 2000 yıllık abicim 2000 yıllık bir duygu bütünlüğüdür bu. Türk milliyetçiliği dedin, eğer Türk'ü diğer ırklardan, Kürt'ten üstün kılıyor. Ya arkadaş, o öyle bir Türk olmaz. O bak, hiç yakıştıramıyorum başkan. Hiç yakıştıramıyorum. Bak Alparslan Türkeş'te dedi, biliyor musunuz? Alparslan Türkeş. Ben sizin dediğinizi diyorum. Bak kardeşim, bir dinle, Allah rızası için ya. Bir dinle. Ya bir dinle, ben senden daha fazla, ben 10 yıl hapishanede yattım. Bir konuşmaya başlarsam susturamazsın beni. Dur bir. Konuşabilirsin ama destek. Bak konuş. Hayır. Yani senin gibi var. Sözünü ezber, bak sadece hukukçu mu kültürü istirilemiyor. Burada sesler çok karışıyor. Anlayamıyorum. Abi bir dinle. Bak Alparslan diyor, Türkeş ne demişti biliyor musunuz? Ne demiş?
Ben ne kadar Türksem onlar o kadar Kürt. He. Onlar ne kadar Kürtse ben de o kadar Kürt'üm demişti. Ben de öyle diyorum. Sen de öyle demiyorsun. Ben de öyle diyorum. Türk milliyetçiliğinden oturuyoruz diyoruz. Hayır. Biz bu topraklarda oturuyorsak ümmetçilikten oturuyoruz. Ne ilgisi var? Ümmetçilikten tabii oturuyoruz. Canım senin tabii Ensar dediğin Suudi Arabistan kaç tane aldı? Sen bir tane aldı mı? Ya Allah razı olsun soruyorum. Suudi Arabistan bir tane mülteci aldı mı? Sen kafa taşçının önde gidersin. Hayır. Evet. Hayır. Önde gidersin. Senin tabirlerinde kafa taşçı. Ne ilgisi var? Hiçbir farkı da yok. Suudi Arabistan bir tane mülteci aldı mı? Seninki kafa taşçı zihniyeti. Aynı Ümit Özdağ. Ben biraz önce size sevgiyle bakıyordum. Kinle bakmanızın sebebini şimdi gördüm. Bir saattir izliyorum sizi. Gözüme bakarken nefretle bakıyordunuz. Neden biliyor musun? Ne güzel niyet okuyorsun. Tabii yani, okuyorum. Belli. İşte, evliya mısın? Desteksiz sen okuyorsun. Benim ya, desteksiz niyetimi okuyorsun ya. Hiçbir tane gerekçesi yok. Desteksiz. Ya kardeşim. 10 milyon. Sen benim gözümün. Sadece aman sevme beni. Zaten sevme. Sen de beni sevme. Çok sıfır. Sen de seveceğim ya. Ya ayıptır. Bu üslupla mı? Yani siz ya ümmetçilik ya, yapacaksınız. Sevmet. Elhamdülillah ben de Müslümanım. Nereye koyacağım beni? Sen nereye? Sen ya abi. Hadi lütfen bir dakika. Son cümlenizi alayım mı? Kardeşim, Ümit Özdağ'ın söylemiş olduğu siyasi bir söylemdir. Birileri Ensar Muhacir'le oy devşirirken bu da oluşan Suriye karşıtlığı ve yanlış yönetilen göç politikasından siyasi kazanım elde etmek için sert bir üslup kullanıyor. Bitti. Bunun ötesinde ırkçı, mırkçı falan demek yanlış. Bir dakika. Serdar Erseven, çok teşekkürler. Ertuğrul Akarp'a teşekkür ediyorum. Ebu Bekir Elmalı'ya teşekkür ediyorum. Harun Meral Bey, çok teşekkür ediyorum.